temiz. Evet, burası bizim deniz fenerimiz. Şu anda Ulaştırma Bakanlığımız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzle restorasyonu yapıldı. İnşallah bizler de burayı bir müze haline getiriyoruz. Bu bölgede deniz fenerleriyle ilgili yapacağımız replikalar, bilgilendirmeler, deniz fenerlerinin tarihleri, ne işe yaradıkları, bunlarla ilgili bir eğitim yuvası aynı zamanda olacak. Sosyal donatılarıyla beraber bütün vatandaşlarımıza açık bir alan, mekan haline gelecek. Altınova ilçemizde geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunması ile ilgili olarak gerek Kültür Turizm Bakanlığı, gerek valilik, gerekse de Altınova Belediye Başkanlığı ile Yalova Müze Müdürlüğü işbirliği içerisinde bu dokuların yaşamın içerisine girerek, korunarak kullanılmasını amaçlayan bir proje yürütüyoruz şu anda. Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazıları 2022 kazı çalışmalarının kara etabını Helenopolis Antik Kenti'nin limanında bulunan deniz feneri yapısında gerçekleştiriyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz deniz feneri yapısı Geç Roma Erken Bizans dönemine tarihlenebilen bir yapıdır. Hemen arkamızda bulunan diğer bir 1860 Osmanlı deniz feneri yapısıyla bir kompleks olarak durmaktadır. Yani bölge deniz fenerlerinin tarihsel olarak Roma'dan günümüze kadar gelişimini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Evet, burası bizim deniz fenerimiz. Şu anda Ulaştırma Bakanlığımız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzle restorasyonu yapıldı. İnşallah bizler de burayı bir müze haline getiriyoruz. Bu bölgede deniz fenerleriyle ilgili yapacağımız replikalar, bilgilendirmeler, deniz fenerlerinin tarihleri, ne işe yaradıkları, bunlarla ilgili bir eğitim yuvası aynı zamanda olacak. Sosyal donatılarıyla beraber tüm vatandaşlarımıza açık bir alan, mekan haline gelecek. Altınova ilçemizde geçmişten günümüze kalan arkeolojik ve kültürel dokunun korunması ile ilgili olarak bu dokuların yaşamın içerisine girerek, korunarak kullanılmasını amaçlayan bir proje yürütüyoruz şu anda. Hersek Deltası Kara ve Su Altı Kazıları 2022 kazı çalışmalarının kara etabını Helenopolis Antik Kenti'nin limanında bulunan deniz feneri yapısında gerçekleştiriyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz deniz feneri yapısı Geç Roma Erken Bizans dönemine tarihlenebilen bir yapıdır. Hemen arkamızda bulunan diğer bir 1860 Osmanlı deniz feneri yapısıyla bir kompleks olarak durmaktadır. Yani bölge deniz fenerlerinin tarihsel olarak Roma'dan günümüze kadar gelişimini göstermesi açısından oldukça önemlidir.